Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından geleneksel halk toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda gündem hakkında değerlendirmeler yapıldı. Dün akşam itibariyle uluslararası hukukta savaş suçu olarak tanımlanan üzücü bir olaya daha tüm dünya olarak şahit olduk. Yaşamını yitiren tüm masumlara, tüm masum insanlara rahmet diliyoruz. Yurtta ve dünyada barışı hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde temenni ediyoruz. İsrail'i hukuk tanımaz eylemlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz. Geçen hafta ifade ettiğimiz gibi bugünkü gündemimiz emeklilerimizin ekonomik durumu. Emeklilerimiz ağır ekonomik koşullar altında çok zor günler geçirmektedir. Ülkemizde yaşayan yurttaşlarımızdan çok daha fazla çaresizlik içerisindedirler. Geçtiğimiz hafta açıklanan 5000 TL'lik ödeme yapılacağı tırnak içinde müjdesi mutfaktaki yangını da söndüremeyecektir. Yapılan araştırmaya göre Eylül 2023 tarihinde Türkiye'de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 12.612 TL, yoksulluk sınırı 43.623 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı ülke emekli vatandaşlarının dünya turu yaparak zamanlarını geçirdikleri emeklilik döneminde ülkemiz emekli yurttaşlarımız maalesef geçimini sağlamanın derdinde yaşamda kalma mücadelesi vererek hayatlarını sürdürmektedir. Hafta sonu Kocaeli ilimizde Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkanımız konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine bir tezkerenin geldiğinden bahsetti. Bu dün akşam oylandı zaten hepiniz biliyorsunuz. Terörle mücadele için Türk askerinin Irak ve Suriye'de faaliyette bulunmasının süresinin uzatılması ile ilgili tezkere. Ama bu tezkereye yabancı ülke askerlerinin de ülkemize davet edilmesi cümlesinin eklendiğini, bunun milli egemenliğimize ve bağımsızlığımıza aykırı bir durum olduğunu özellikle vurguladı. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele adına Irak'ta ve Suriye'de bulunmasına karşı değiliz. Ama ülkemizde yabancı asker istemiyoruz. Buna karşıyız. Bunu kamuoyuna özellikle vurgulamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi teröre karşıdır.